Alanya Posta TV ekranlarından... ...hepinize mutlu akşamlar. Ben Alkın Birecik. Ekip arkadaşlarıma teşekkür eder... ...güzel bir hafta sonu geçirmenizi dilerim. Alanya Posta TV ekranlarından... ...hepinize mutlu akşamlar. 32 yaşındaki kadın boynundan kapıya kablo ile asılı vaziyette ölü bulundu. İntihar şüphesi üzerinde duran polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Olay sabah saatlerinde Alanya Çarşı Mahallesi Kökoğlu Sokak üzerinde bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre eve gelen yakınları İpek A isimli kadının odanın kapısında boynunda kabloya asılı vaziyette buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 acil çağrı merkezi ekipleri yaptıkları kontrollerde İpek A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar şüphesi üzerinde durulan kadının cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili ilgili soruşturma başlatıldı. Antalya'da serinlemek için muz serasının havuzuna giren Afgan uyruklu genç boğularak hayatını kaybetti. Olay Manavgat'ta bulunan seray inşaatında meydana geldiği edinilen bilgiye göre burada işçi olarak çalışan 20 yaşındaki Afganistan uyruklu Favat Anvaray serinlemek için girdiği seraya ait yaklaşık 4 metre derinliğindeki sulama havuzunda boğularak yaşamını yitirdi. Çevredeki vatandaşlar tarafından havuzdan çıkarılan Afgan gencin 112 sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Afgan gencin cesedi jandarma olay yeri inceleme adli tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Alanya'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 20 kilogram esrar ele geçirilirken olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. Mahmut Seydi Mahallesi Cibilik mevkinde bulunan arazide uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaşan Alanya İçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarma suç araştırma timi ve merkez karakolu ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler hasadı yapılarak kuruması için araziye bırakılmış vaziyette 20 kilogram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili YD ve SG adlı şüpheliler gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerin ardından adliye sevk edilen iki şüpheli suç ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Alanya'nın tanınmış siyasetçilerinden Mustafa ve Ali İhsan Gökçe'nin annesi Fatma Gökçe dün gece hayatını kaybetti. Fatma annenin cenazesi bugün toprağa verildi. Anavatan Partisi'nde uzun yıllar siyaset yapan ardından AK Parti'de siyasete devam eden Ali İhsan ve Mustafa Gökçe'nin annesi Fatma Gökçe kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı 94 yaşında yaşama veda eden anne Gökçe'nin cenazesi bugün Kestelak mezarlığında defnedildi. Alanya Posta Medya ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet yakınlarına ise başsağlığı diliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Örgütü, Cumhuriyet Halk Partili Mustafa Aras'ın kabrini ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesi ve Demirtaş Belediyesi eski başkanı Mustafa Aras, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Örgütü, Covid-19 sebebiyle vefat eden Cumhuriyet Halk Partili Mustafa Aras'ı unutmadı ve kabrini ziyaret etti. Covid-19 tedavisinde kullanılan sitme ilacının yan etkileri nedeniyle ölümlere neden olduğunun açıklanmasından sonra Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Karadağ, CHP'li Mustafa Araz'ın da bu ilacı kullandığını ifade etmişti. Eleştirilerde de bulunmuştu. Karadağ'ın bunun vebalini kim ödeyecek açıklamasının ardından AK Parti alan İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu da ölümler üzerinden otopsi siyaseti yapmak Sayın Karadağ'a yakışmadı. Bu işleri biz siyasetçiler olarak bırakalım yanıtını vermişti. Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Hüseyin Lakadamyalı Ramazan Bayramı'nın birinci gününde sağlık emekçilerini yalnız bırakmadı. Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da bayram nedeniyle Başhekim Lakadamyalı'yı ziyaret etti. Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Hüseyin Lakadamyalı salgınla mücadelede ön safhalarda yer alan sağlık çalışanlarını bayramın birinci gününde yalnız bırakmadı. Sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde gösterdiği fedakarlıkların meyvesini kısıtlamalarla birlikte almaya başladığını belirten Lakadamyalı vefat sayısındaki azalmaya dikkat çekti. Başhekim Lakadamyalı sağlıkçılar bu bayramda salgınla mücadelede ailelerinden uzak hastaları şifa olmaya devam etmektedir. Bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarına özellikle pandemi sürecinde göstermiş oldukları fedakarlık ve özveriden dolayı teşekkür eder, Ramazan bayramlarını en içten dileklerimle kutlar ve hayırlara vesile olmasını temenni ederim dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Tükdoğan bayramda görevini sürdüren ve hastaları şifa olmaya devam eden sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Onlarla bayramlaştı. Türk Doğan ziyaret sırasında başhekim Nakadamyalı'ya pandemi sürecinde göstermiş oldukları mücadele için de teşekkür etti. Türk Doğan sağlıkçılarımız pandemi sürecinde gece gündüz demeden insan sağlığı için mücadele etmektedir. Onlara ne kadar teşekkür etsek az. Bu kriz durumunu iyi yöneten ve birçok sağlık hizmetinin şehrimize kazanmasına katkı sağlayan başhekimimiz Profesör Doktor Lakadamyalıya da hizmetlerinden dolayı teşekkür ederiz. Başta sağlıkçılarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum dedi. AK Parti Alanya İlçe Başkanlığı tam kapanma döneminde online sosyal faaliyetlerine devam ediyor. AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu sosyal medya hesabından yaptığı duyurusunda 3 soruda Alanya isimli yarışmanın ikincisini yoğun istek üzerine yeniden yapıyor. Soruya doğru cevap verenler arasında kura ile belirlenecek 3 kişiye ise Alanya spor forması hediye edilecek. 3 soruda Alanya adıyla gerçekleştirilen ve sosyal medyadan duyurusu AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu tarafından yapılarak soru ve şıkları duyurulan bilgi yarışmasıyla farklı bir etkini imza atan Toklu yoğun istek üzerine yarışmanın ikincisini gerçekleştiriyor. Toklu sorulara doğru cevapların yorum kısmına eklenmesini istediği bilgi yarışmasını Instagram hesabından paylaşarak katılım çağrısı yaptı. Yorum, Yoğun istek üzerine ikinci yarışma videomda karşınızdayım. Tüm takipçilerime başarılar dilerim. Birinci sorumuz. Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun gayretleri sonucunda 2015 yılında kurulan ve kısa sürede büyük bir öğrenci sayısına ulaşan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde kaç tane fakülte bulunmaktadır? A. 12 B. 9 C. 10 D. 11 İkinci sorumuz. Yerinin tahsisi için takipçisi olduğumuz 875 bin metrekare bir alana sahip olacak olan Alanya Alaaddin Keykpat Üniversitesi'nin Kestel yerleşkesi dışındaki büyük yerleşkesi nerede olacaktır? A. Oba B. Konaklı C. Tosmur D. Cikcilli Türkiye'de ilk iki üniversiteli bir ilçe olan Alanya'mızda bulunan Alanya Hamdullah Emin Üniversitemiz kaç yılında kurulmuştur? A. 2011 B 2009, C 2007, D 2013. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binasıyla Antalya Ulaşım Anonim Şirketi Tramvay Atölyesi binası çatısına montajı başlanan güneş panellerinin kurulumu tamamlandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Muhittin Böceğin talimatıyla temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda yürütülen Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası Çatısına ve Antalya Ulaşım Anonim Şirketi Tramvay Atölyesi Binası Çatısına Çatı Tipi Güneş Enerji Santrali ve Elektrik Depolama Sistemi Kurulumu projesinde sona gelindi. Güneş panellerinin montajı tamamlanıp altyapısı da hazır olan sistemde son olarak batarya gruplarının bağlantısı yapılacak. Ardından sistem güneşten elektrik üretimine başlayacak. Çatı tipi güneş enerji santrali ve elektrik depolama sistemi projesiyle 340 saat enerji üretimi ve 400 saat enerji depolaması gerçekleştirilip doğrudan 500 ton karbondioksit salınımı önlenmiş olacak. Antalya'da meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybetti. İki kişi ise yaralandı. Kaza akşam saat 20.30 sıralarında Aksiki'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Cemal Bodur'un kullandığı otomobil seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve yol kenarındaki evin bahçesine devrildi. Kazada otomobil sürücüsü Cemal Bodur olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan Fatih Erdoğan ve Kadir Varol yaralandı. Yaralılar olay yerine ambulansla gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksiki Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Cemal Bodur'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Akseki Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Antalya'da jandarma ekipleri iki ayrı adresteki enerji nakil altında hırsızlık olayı yaşandığı ihbarıyla harekete geçti. 51 güvenlik kamerasının görüntüsünü inceleyen ekipler 4 şüpheliyi de yakaladı. Hırsızlık olayı Serik'te 11 ve 12 Mayıs tarihlerinde yaşandığı bir görgü tanığının olayın gerçekleştirdiği yer ve saatte kırmızı renkli bir araç gördüğü, plakasının olmadığı ve aracın ön camında yazı olduğunu beyan etmesi üzerine jandarma bölgede kamera araştırmasına başladı. 51 kamera ayrı ayrı incelendi ve araç sürücüsü olduğu tahmin edilen kişinin kullandığı sosyal medya hesapları takip alındı. Görgü tanığının tarifini uyan araçla paylaşımlar yapıldığının anlaşılması üzerine jandarma harekete geçti. Şüpheli 4 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan arama sonucu kablo kesmeye yarayan kerpeten ve kablo parçacıkları tespit edildi. Alınan ifadelerinde suçlarını itiraf eden şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Euro 2020'de yer alacak olan A-Milli takımımızın turnuva öncesinde Antalya'da yapacağı kampın aday kadrosu belli oldu. A-Milli takıma davet edilen oyuncular 18 Mayıs Salı günü saat 19'dan itibaren Antalya Belek'teki Reknum Karya Golf ve Spa Resort'ta toplanmaya başlayacak. 30 kişilik A-Milli takım kadrosunda itimiz Alanya Spor'un takım kaptanı Efecan Karaca da yer aldı. Alanya Spor Kulübü Efecan'ın milli kadroya davet edilmesiyle ilgili sosyal medya hesaplarından şu mesajı paylaştı. Kaptanımız Efecan Karaca, Euro 2020'de yer alacak A. milli takımımızın turnuva öncesinde Antalya'da yapacağı kampın aday kadrosuna seçildi. Futbolcumuza ve milli takımımıza başarılar dileriz. Süper Lig'in 42. ve son haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Süper Lig'de yarın 6 karşılaşma saat 18'de, 4 karşılaşma ise saat 20.30'da oynanacak. Aytemiz Alanyaspor'un başkent deplasmanında ligden düşmesi kesinleşen Ankara gücüyle yapacağı karşılaşmada Düdük Denizli bölgesi üst klasman hakemi Ümit Öztürk'te olacak. Eryaman Stadında oynanacak karşılaşmanın yardımcı hakemleri Osman Gökhan Bilir ve Kanil Çetin, 4. hakem ise Diren tonosu ol olacak. İştelikle şampiyon olacak takımın ve düşecek takımların belli olacağı son hafta maçlarında görev yapacak hakemler. Ankara Gücü'ye itimiz Alanyaspor Ümit Öztürk, Sivas Spor Kasımpaşa Mustafa Öğretmenoğlu. Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir, Koray Gencerler, Atakaş Atay Spor, Gaziantep Futbol Kulübü, Serkan Tokat, Fatih Karagümrük, Yukatel Denizli Spor, Atilla Katıoğlan, Antalya Spor, Konya Spor, Suat Arslanboğa, Göztepe Beşiktaş, Fırat Aydınus, Trabzonspor Gençler Birliği, Tugay Kaan, Numanoğlu, Galatasaray Yeni Malatyaspor, Spor, Cüneyt Çakır, Kayserispor, Fenerbahçe, Halil Umut Meler. Alanya Posta TV ekranlarından bir bültenin daha sonuna geldik. Ben Halkın Biricik. Ekip arkadaşlarıma teşekkür eder. Sağlıklı günler dilerim. Alanya Posta TV ekranlarından hepinize mutlu akşamlar. Ben Alkın Gülecek. Ekip arkadaşlarıma teşekkür eder, güzel bir hafta sonu geçirmenizi dilerim.